Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız bağlım? Keyifler yerindedir umarım. Yerinde değilse de takmayın kafaya, şimdi o işi halledeceğiz. Ah, ne yaptın sen be abi be? Bir şey oldu bana burada ya. Abi ne güzel soktu elini çamura öyle ya. Sizin hiç canınız elinizi çamura sokmak istedi mi? Oldu galiba. Vallahi benim istedi ya. Abimizde öyle bir yetenek var ki. Vallahi ben daha önce böylesini görmedim. Hani şu tavayla artistik çevirme işlerini ben de yapabiliyorum biraz ama ağzına kadar bu kadar dolu bir şeyi bu şekilde çevirebilmek ayrı bir yetenek olsa gerek. O yüzden abimize saygılarımızı iletiyoruz. Diyor ki sanırım pek çok insanın bu durumdan haberi yok. Harbiden yok ya. Ama nasıl kafalar? Çok tatlı değil mi ya? Böyle hayatı kolaylaştıran minik minik dokunuşlar acayip derecede hoşuma gidiyor arkadaş. Vallahi helal olsun size. Ne yapacak? Bir şey yapacak. Ya yemin ediyorum çocukluğumdan beri şuna benzer sahneler gördüğüm zaman acaba şunun içine külah atsam ne olur diye düşünüp duruyordum. Boşuna düşünmüyormuşum ya, baksanıza ne kadar güzel. Çünkü tam külahlık değil mi abi? Ne yapıyorsun sen evladım? Oha! Bir ara karşıya varacak zannettim ama gittiği mesafe bayağı uzak. Yani bu kadar bile gidebileceğini düşünmemiştim. Galiba daha da fazla gidilemez. Bence bu arkadaş kendi çapında bir dünya rekoru falan bile kırmış olabilir gibi. Bak bu tarz görüntüleri çok gördüm ben. Allah affetsin, size video hazırlayacağım diye ne kadar görüntü eliyorum var ya, bir bilseniz. Normalde çok sallamıyorum bunlar, hoşuma gitmiyor ama bu ayrı bir hoşuma gitti ya. Çok böyle eksantrik geldi gözüme. Oh, çikolataları al. Bir kabın içerisine doldur. Zaten şu şekil bile insanı böyle eritiyor. Ne güzel çikolata oldu. Ama gel gelelim ki o arkadaş çikolata değilmiş ya. Ya resmen. Hayal kırıklığına uğradım arkadaş. Ağdaymış ya. Olabilir mi böyle bir şey? Abi. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey tasarlayabiliyorsunuz? Yani mühendisliğinize nasıl bu kadar güvenebiliyorsunuz? Bak beni düşündüren o pervanelerin birbirlerine çarpmaması değil. Çarpma ihtimalinin olması. Düşünsenize havadasınız ve bir arıza çıkıyor. Birbirlerine çarpıyorlar, ne olur yani. Nasıl bir mühendislik özgüven bu, hayran kaldım. Bak şimdi size çok acayip bir taktik gösteriyorum. Eğer olur da bıçak neyin bulamazsanız iple de bu işi gayet güzel şekilde kotarabiliyormuşsunuz. Vallahi çok güzel kesti ha. Onu var ya öyle şılaps diye yiyeceksin. Bu bir kahve makinesi kartuşu ve... Lan ne yapıyorsunuz siz? He? Bak bak. Resmen tribe girdiler ha. En son ben yapacağım tribi bu. Bir de tüylü müylü bir şeyler, acayip acayip tatlı tatlı zıplıyorlar değil mi? Tam ısırmalıklar. Bu akıyor biliyor musunuz? Buz ya da cam falan değil. Bildiğiniz arabanın altından galiba yağ. Abi nasıl simetrik akıyor öyle ya? Ya çoğu kişi için olağan olabilir bu ama ne bileyim, ben böyle şeyler gördüğüm zaman böyle arkasındaki ilmi merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizin de gidiyordur. Bu neymiş? Was ist das? He? Yılların temizliği var burada bak. Pardon, yılların kiri var, kiri. Onu temizliyorlar. Çok iyi ya. Şu anda bu videodan acayip derecede keyif alıyorum. Kafayı yemiş olabilirim ama ne yapayım? Baksanıza ya. Üstündeki bütün pislikleri çıkardı. Oh, hadi sonuncusu. Muazzam. Yenilendim ya. Nasıl zıpladı üçkağıtçı, gördünüz mü? Loris değil mi bunlar? Ya çok sevimliler ya. Şu kemirgenler midir galiba o sınıftan? Acayip tatlı oluyorlar. Sincaplardan bahsetmek bile istemiyorum. Şimdi sizleri şimdiye kadar gördüğüm en usta silikon çekici arkadaşla baş başa bırakıyorum.
Bu nedir ya? Hayır, insan hiç mi sektirmez? Bak, köşeleri falan da gayet güzel alıyor ha. Of. Green screen. Adamın elini green screen olarak kullanmışlar. Videoyu tersten ve düzden oynatmışlar. Aşağı tarafa büyük ihtimalle maske çekmişler. O yüzden aşağı taraf yeşil olarak kalmaya devam ediyor. Mesleki deformasyon. Galiba ondan. Ya abi harikasınız siz ya. Baksana ya. Hepsine güzel cuk 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 oturmuş oraya. Bize de izleyip artık hoşlaşmak gider yani. Hani şu rengarenk lollipoplar var ya. Onları anında böyle yapıyorlarmış. Çok ilginç ve bence gayet estetik görünüyorlar. Ya bunu daha önce görmüştüm, paylaşmış mıydım emin olamadım. Ama sarımsak doğramanın inanılmaz pratik bir yöntemi varmış. Resmen şok oldum. O yüzden her türlü haberiniz olması lazım bundan. Ya şu dünyada çeliğe duyduğum saygıyı pek az şeye duyuyorum. Baksana abi, nasıl bir keskinlik seviyesidir bu ya? Nasıl bir bileme yaptınız siz buna? Bunun bir tık ötesi ışın kılıcı falan herhalde. Çok başarılı. Erimiş ha. Zemine bak, alt tarafına bak, yayılmış. Şimdi bu kemirgen kardeşler nasıl sevimli olmaz söyler misiniz bana? Oh, ne güzel yiyor bir de kerata. Ne yapacak? Kaynak atıyor. Aa, çiçek yaptı resmen. Hani çiçek gibi yaptı derler ya. Hem öyle hem de harbiden çiçek yaptı bence. Yani şu aleti ben hayatımda ilk defa görüyorum. Daha önce karşılaştınız belki de, aramızdan birileri mutlaka karşılaşmıştır ya. Manyak çok çünkü. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir jilet bileme aleti anladığım kadarıyla. Ondan da çok emin değilim ama. Şu yaptığı hareketler var ya. Orada dönen bazı şeyler var ve biliyor onu ya, değil mi? Ya da bilmediğim bir şeyse vallahi aydınlatırsanız çok sevinirim beni. Bak şimdi şu Power Water Jet olayları var ya, acayip derecede hoşuma gidiyor biliyorsunuz. Bir de onun lazerlerine denk geliyorum son zamanlarda, Allah affetsin. Baksanıza şuna. Ne biçim temiz diyor. Abi tertemiz yaptı. Şundan olsa elimde var ya, hobi diye etrafta gördüğüm bütün metaller üzerinde denemeler yapardım. İyi ki yok. Nasıl kafa ama? Tuhaf şekilde insan tutuluyor böyle, izleyesi geliyor. Arkadaşın zekasını, zeka yalnız, ayrı bir takdir ediyorum ama gerçekten kendini izletiyor bu video anlamadığım bir şekilde. Buna Instagram'da denk gelmiştim. Acayip derecede hoşuma gitti. Yani bir şeylerin böyle sıfırdan ortaya çıkıyor olması beni etkiliyor ya. Baksanıza arkadaş. Hayata tutunuyor hemen ya. Can buluyor abi. Böyle çok sıradan falan geliyor ama bence inanılmaz olaylar bunlar. Büyüleyici ya. Alandan tasarruf etmek için inanılmaz güzel bir yöntem. Çünkü lastikler... Bildiğiniz lastikler yani. Nasıl saçma bir cümleyse o da artık. Yalnız endişelendiren bir şey var. Bunları böyle sarıyorlar ya metal iplerle. Allah affetsin, o metal ipler koparsa ne olur? Vallahi hiç o şeyler olmaz bence. Yok ya. Sen köpek değilsin ya. Yok arkadaş. Bu sıradan bir köpeğin ya da herhangi bir köpeğin yapabileceği normal bir hareket değil ya. Hayvan resmen uçtu. Buna bu eğitimi vermek de ayrı bir kafa. Onları da ayrı bir takdir etmek lazım herhalde. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yazıları siliyor. Sınav kağıdındaki yazıları sildi galiba. Nasıl ama? Vallahi bir öğretmen için harika bir çözüm olabilir bu. Bilemedim. Ya Rabbim ya, şuna bakar mısın? Ne biçim dizmişler ya. Pringles değil mi bu? Ben bunu böyle mal gibi saatlerce izlerim. Çok hoşuma gitti ve canım acayip derecede Pringles çekti şu anda. Ne olacak bilmiyorum. Gece saat. Ve son olarak çok acayip bir videoya rastladım. Ve bunun ne olduğunu çözemedim.
Ha çok hoş bir video ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden beni aydınlatırsanız minnettar olurum. Bak ya, ne yapıyor öyle? Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada saçlar lens arkadaşlar. Uzatmaya çalışıyorum ve benim saçlarım inanılmaz dalgalılar. Daha doğrusu kıvırcıklar. O yüzden şapka falan takıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu sefer başarılı olacağım. Çünkü daha önce çokça defa denedim ve başarısız oldum. Sizlere verdiğim estetik rahatsızlıktan dolayı peşinen özür diliyorum o yüzden. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Güzel beslenin.